Değerli basın mensupları, Demokratik Sol Parti'nin Sayın Genel Başkanı lütfedip talebimizi kabul ettiler, bizi kabul ettiler. Kendilerine ve arkadaşlarına şükran borçluyuz. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda kardeş bir parti olduğunu da bilincindeyiz. Birlikte, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'deki ekonomik durumu, yapılması gerekenleri tartıştık. Demokraside yaşadığımız olumsuzluklar konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Türkiye'nin özellikle ekonomi konusunda yaşadığı büyük açmazlar, mutfaklardaki yangın, bu yangının söndürülmesi gerektiği konusundaki düşünceleri de Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla karşılıklı konuştuk ve ifade ettik düşüncelerimizi. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına da gerek yok. İnşallah göreceksiniz. Ayın 15'inde yani 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz, birlikte olmayı göreceğiz, kucaklaşmayı göreceğiz, huzuru göreceğiz, farklı düşüncelere saygıyı göreceğiz. Siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar daha sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz. Bütün bunlar bizim açımızdan çok önemli. Düşüncelerimi Sayın Genel Başkanıma ve arkadaşlarına aktardım. Dediğim gibi bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Biz tabii Ecevit'ten beri alışkanız. Evet, evet. Notumuzu. Evet, evet. Sayın Genel Başkanım, çalışma arkadaşlarınızla birlikte bu nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimizi arz ediyorum Demokratik Sol Parti olarak. Demokrasinin en güzel tarafı siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesidir. Öncelikle 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ülkemize, milletimize ve tabii ki tüm adaylara hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette Demokratik Sol Parti olarak onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle milliyetçi, vatansever, emekten yana sol politikalarımızla 100 yıllık cumhuriyet değerleri, cumhuriyetin, Atatürk'ün ilkeleri, değerleri ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da doğrultu tutarlılığımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'de kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti'dir. Kıbrıs çok önemlidir. Mavi Vatan Ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran günümüzde yaşadığımız hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise değerli arkadaşlar küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayallerini kuranlara Demokratik Sol Parti elbette ki Türk milletinin bu hassasiyetiyle gerekli karşılığı her zaman vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da bizlere göstermiş oldukları bu nezaket için saygılarımı sunuyorum. Sizlere de basın mensuplarına emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Soru almıyoruz. İYİ Parti il başkanlığına yapılan saldırının ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bir saldırı olduğu iddiası var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin, kimse karamsarlığa kapılmasın.
Emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar. Kimse üzülmesin. Yani biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de. Sağ olun. Devam ediyoruz. Tamam. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun.